Aramızda profesyonel bir isim var. Kimse Yok mu Derneği'nin arama kurtarma ekibindeydiniz. Evet. Ve biraz önce dipnotta aktardınız. Japonya'daki o büyük depremde de bulundunuz. Önemli tecrübeler yaşadınız. Buraya ne zaman ulaştınız? İlk izlenimleriniz neydi? Biz dün gece özel bir uçakla saat 9 civarında afet bölgesine geldik. İl Afet Kriz Merkezi'ne girdiğimiz gibi bizi hemen grubumuzu bu bölgeye yönlendirdiler. Biz acil operasyon ekibi olarak da gelmiştik. O grubumuzu Erciş'e yönlendirdik. Arama kurtarma grubumuz burada kaldı. Biz bu binaya geldiğimiz zaman zaten Van, Diyarbakır ve Ankara Sivil Savunma Birlik Müdürlükleri arama kurtarma grupları çalışıyorlardı. Biz de onlarla dönüşümlü olarak enkaz üzerinde canlı arama noktasında dinlemeler yaptık. Halkın bizi yönlendirmesiyle bir takım duyumlar, cep telefon mesajları ve açılan telefonlar gibi şeylerle bizi belli noktalara yönlendirdiler ve kaldırabildiğimiz kadar noktada enkazı kaldırıp noktasal aramalar yapmaya çalışıyoruz. Hala ümidimiz var. Hala canlı olabilir. Çünkü enkaz içerisinde çok ciddi boşluklar var. Bunları gözlemliyoruz. Ve yani süratle ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi vardiya değişimleri var. Şu anda buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye arama kurtarma birimi de intikal etti. Şimdi onlarla koordineli olarak çalışmaya devam ediyoruz. Peki vatandaşların arama kurtarma ekipleri, profesyonel ekiplerin yetersizliği konusunda şikayetleri vardı. Siz buradaydınız. Katılıyor musunuz bu eleştirilere? Yani bu noktada biz empati duyuyoruz. Haklılar, acıları var. Biz de zaten acılarını paylaşmak için geldik İstanbul'dan buraya. Mutlaka onlar da bir şey yapacaklarını düşünüyorlar ama şu anda İzmir ekibinin yanında bir köpek var. Mesela vatandaşımız enkaz üzerinde, köpek çalışamıyor. Enkazda dinleme yapmamız lazım. Şu anda ses duyulduğu iddiası var. Biz bu vatandaşımız hala inmediği için dinleme de yapamıyoruz. Siz ikna etmekte de zorluk yaşıyorsunuz kuşkusuz. Acılarını anlıyoruz. Biz sabırla onların oradan inmelerini bekliyoruz. Biz tabii bir taraftan çalışmalara devam ediyoruz ama gerçek neticeleri ancak vatandaşımız oradan indiğinde alabiliriz. Ama şimdi onların acıları var, cenazeleri var. Haklılar, bir şey diyemiyoruz ama işte sabırla arkadaşların biraz yorulmasını bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla birkaç ekiple geldiniz. Bazı arkadaşlarınız Erciş'te bulunuyor. Evet. Erciş'teki atmosferle ilgili onlarda görüş alışverişine bulundunuz mu? Bulunduk. Bizim oradaki hedefimiz zaten acil operasyonlar ve yardımdı. 1000 kişilik bir çadır kent için oraya gittik. Onunla alakalı nereye kurulabilir? Gıda, lojistik, takviye. Bugün çünkü İstanbul'dan başka uçaklarımız, başka ekiplerimiz de geliyor. İzmir, Ankara şubelerimizden de ve benim duyduğum kadarıyla Kızılay ve Türkiye'de ne kadar yardım kuruluşu varsa herkes bu bölgeye çok ciddi bir şekilde akın akın geliyor. İnşallah bugün çok daha güzel olacak Van için. Biraz Vanlıların da sabırla, sebatla bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Biraz yardımcı olsunlar bize. Biz çok güzel bir şey yapmak için buradayız hep beraber. Gün bitmeden, şu güneş batmadan Van çok daha güzel bir hale gelecek diye ümit ediyoruz. Şehir merkezinde belki çok fazla çadırla alakalı, barınmayla, gıdayla alakalı bir sorun yok. Çünkü kültürel olarak doğunun çok büyük bir güzelliği var. Hiç kimse diğer bir kardeşini dışarıda bırakmıyor. Arabasında bile olsa onu misafir edip gıdasını paylaşıyor. Çok önemli değil mi? Özellikle bizim gelenek ve göreneklerimiz açısından. Bu özellikle Doğu bölgesi için çok güzel bir şey. Yani inanın Van'da misafir olun, bu bölge için en önemli insan olursunuz. İnsaniyetin çok çok yüksek olduğu bir bölge. O noktada çok ciddi yaralar hızlı sarılacak inşallah ama işte dışarıdan iyileştirme gruplarına da çok ihtiyaç düşüyor.